Venn diyagramında monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritler arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre harflendirilen özelliklerle ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A. Organik yapılı olma demiş. Bakın hepsi organiktir, hepsinin ortak özelliği. B. Hidrolize uğrayabilme demiş. Şimdi monosakkarit dediğiniz şey tek bir tane madde, tek bir tane şekeri nasıl hidrolize edeceğiz hocam? Edemeyiz değil mi? Hidrolize olabilmesi için disakkarit ya da polisakkarit olması lazım. Yani mesela D olabilirdi. C. Glikozit bağı içer mi demiş. Ama hocam disakkaritte de iki tane şeker var. Mesela glikoz artı glikoz. Polisakkaritte de birden fazla şeker var. Dolayısıyla o şekerleri bir arada tutan bağın adı glikozit bağıydı. O zaman bu ifade de yanlış. Çünkü sadece polisakkaritte olmaz. Aynı zamanda disakkaritte de olur. D. Dehidrasyon tepkimesiyle sentezlenme. Evet bakın D. Disakkaritlerde, polisakkaritlerde birden fazla şekerden meydana geliyorlar. Dolayısıyla o şekerler birleşirken oluşan bağdan su açığa çıkıyor ve buna biz dehidrasyon diyoruz. Yani suyun çıkması. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 4. Tabloda bazı karbonhidrat çeşitleri verilmiş. Numaralandırılan karbonhidrat çeşitleri ilgili açıklamalarından hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın 1, 2 ve 6'da glikozit bağı bulunmaz. Glikoz, riboz, galaktoz. Bakın bunlar monosakkarit değil mi? Galaktoz 6 karbonlu, glikoz 6 karbonlu, riboz 5 karbonludur ve glikozit bağı içermezler. 2 numaralı molekül ATP ve RNA'nın yapısına katılır. 2 molekül riboz. Riboz bakın özellikle baz artı, şeker artı, fosfat şeklinde nükleotit öğreneceksiniz ya. Mesela adenin bazı 5 karbonlu şeker, riboz ve fosfat. Bakın ATP aynı şekilde ribonükleik asidin de yapısına katılır. 3 ve 6 numaralı moleküller aynı hücrede bulunabilir. Sükroz ve galaktoz. Arkadaşlar burada çok büyük yanlış yapıyor arkadaşlarımız. Mesela hocam diyorlar işte galaktoz hayvansal değil mi? Süt şekeridir falan. Arkadaşlar laktoz süt şekeridir. Galaktoz süt şekerinin yapısına katılır. Dolayısıyla galaktoz fotosentetik reaksiyonlarda açığa çıkabilir. Lütfen bunu güncelleyin. Dolayısıyla sükroz ve galaktoz bitkisel bir hücrede bulunabilir. 4 numaralı molekül küresel ölçekte yeryüzünde en çok bulunan polisakkarittir. Evet. Selüloz arkadaşlar en fazla bulunan polisakkarit olarak kabul edilebilir. Bitkilerden kaynaklı. Mesela bunun en kışkırtıcı sorusu, mesela çeldirici sorusu. Hocam bitkilerde bulunuyorsa o zaman nişasta da maksimum olmak zorunda değil mi? Ama arkadaşlar nişasta bir depo polisakkaritidir. Dolayısıyla cansız hücrelerin çeperlerinde selüloz bulunmaya devam eder ama içindeki nişasta gitmiştir. Bu şekilde anlatıyorum öğrencilerime. Mesela diyorum ki nişastayı canlı hücrelerde ama selülozu canlı cansız hücrelerin çeperlerinde bulabilirsiniz. Mesela bitkilerde bunu öğreneceksiniz çünkü. Mesela bitkisel dokularda bazı hücreler cansızdır değil mi? Trakea, trakeitler bunların çeper yapılarında selüloz gibi polisakkaritler bulunur. Hocam 5 numaralı molekül insanın sadece karaciğer hücrelerinde depolanır. Hayır, glikojen kaslarda da depolanır. Ama fark ne? Kaslar acıktığınız zaman kana glikoz vermez arkadaşlar. Yani açlıktan ölseniz bile glikozu paylaşmaz. Onun birazcık metabolizması farklı çünkü. Cevabımız E seçeneği. Biyoloji öğretmeni karbonhidrat metabolizmasına ait bazı olayları aşağıdaki gibi göstermiş. Biyoloji öğretmeninin öğrencilerine yönelttiği numaralandırılan metabolik olaylardan hangileri dehidrasyon, hangileri hidroliz tepkimesidir sorusunun cevabı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın monomer bir maddeden polimer bir madde sentezlenirken açığa su çıkar ki biz buna dehidrasyon deriz. Ancak polimer bir maddenin suyla monomerlerine parçalanmasına ise hidroliz deriz. Bir monomer madde eğer atomlarına, moleküllerine kadar parçalanıyorsa ki bu arkadaşlar solunum reaksiyonudur. Tamam mı? Peki hocam, inorganik bileşikler bir araya gelerek bir monomer elde ediliyorsa bu da fotosentez ya da kemosentez reaksiyonudur. Şimdi bakın şunu unutmayın. Solunumda su açığa çıkar, fotosentezde su harcanır. Ama bu reaksiyonlar ne dehidrasyon ne de hidroliz reaksiyonlarıdır. Yani her su açığa çıkan reaksiyon, her su harcanan reaksiyon dehidrasyondur, hidrolizdir tarzında yorum yapmayacağız arkadaşlar. Ama monomerden polimer üretilmiş, polimerden monomer üretilmiş de bunlar dehidrasyon, hidrolize girer.
Mesela bakın glikozdan maltoz üretmek. Bakın iki tane monosakkaridi birleştirirseniz ancak bir disakkarit olur. O zaman iki ne olur reaksiyon? Bir dehidrasyondur. Maltozu tekrar glikoza parçalıyorsanız bu da hidrolizdir. Dolayısıyla ne yaptık? Bakın 4 ve 5'e hidroliz dedik. 2 ve 3'e dehidrasyon. Karbonhidrat çeşitleriyle ilgili açıklamalarından hangisi yanlıştır? Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılan pentoz yani 5 karbonlu şekerdir. 5 karbonlu şeker zaten riboz ve deoksiribozdur. Riboz RNA'nın ATP'nin yapısına katılır. Deoksiriboz DNA'nın. Laktoz süte tadını veren hayvansal bir disakkarittir. Evet, glikoz ve galaktozun birleşmesiyle oluşur ve bir disakkarittir. Selüloz bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturan polisakkarittir ve ne demiştik bir önceki soruda? Dünyada en fazla bulunan polisakkarit selülozdur. Kitin böceklerin dış iskeletini oluşturan yapısal polisakkarittir. Aynı zamanda azot içeren polisakkarittir. Aynı zamanda mantarların çeperinde bulunur. Bunları da hatırlatayım size. Glikojen bakteri hücresinin hücre duvarını oluşturan yapısal polisakkarittir. Hayır, glikojen yapısal değil hocam, depodur. Kimde depodur? Bakteride, arkede, mantarda, hayvanda değil mi? Aksi iddia edilmediği sürece insan anatomik olarak da hayvana benziyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu yapısal değil, depo polisakkaritidir. Bakteri hücresinin hücre duvarında ne var hocam peki? Onun hücre duvarında peptidoglikan denilen bir yapı var. Genellikle böyle bir yapı görürüz bakterilerin çeperlerinde. Cevabımız E seçeneği. Tabloda X, Y ve Z karbonhidrat moleküllerine ait bazı özellikler verilmiş. Buna göre açıklamalarından hangisi yanlıştır diyor. Bakın, hidrolize uğramıyorsa X, o zaman X monosakkarit olabilir. Monosakkarit zaten tek bir tane şeker. Nasıl hidrolize uğrasın ki? Yapısında azot atomu bulunduruyorsa Y, yapısında azot atomu bulunduran Y kitin olabilir ve kitin dolayısıyla polisakkarit. Nükleik asidin yapısına katılıyorsa bu 5 karbonlu bir monosakkarittir. Deoksiriboz ya da ribozdur. Hayvan hücresinde depolanan bir polisakkarit ise arkadaşlar mesela glikojendir. Bakalım şimdi kesinlik sorusu değil zaten. X molekülü 5 karbonudur. Doğru. Y molekülü mantar hücrelerinde hücre çeperini oluşturabilir. Evet, kitin hem böceklerin dış iskeletinde hem de mantar çeperinde bulunabilir. Z molekülü kan şekeri olarak ölçülebilir demiş ama glikojen kanımızda olmaz arkadaşlar. Kan şekerimiz nedir? Glikozdur. Buna dikkat edin lütfen. Glikojen nedir? Glikozun kaslarda, karaciğerde depo halidir. X ve Y molekülleri yapısaldır, yapıya katılır demiş. Evet bakın 5 karbonlu şeker DNA'nın RNA'nın yapısına katılıyor. Kitin gidip çeperin yapısına ya da iskeletin yapısına katılıyor. Dolayısıyla yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 3 olacak. Bitki ve hayvan hücrelerinde glikoz miktarlarının değişimi gösterilmiş. Buna göre T0, T1 zaman aralığında bitki ve hayvan hücrelerinde meydana gelen değişimlere neden olan olaylarla ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğru olabilir? Bakın bitki hücresinde glikoz artışı var. Bitki hücresinde glikoz nasıl artar hocam? Fotosentezle artabilir, doğru mu? Peki belki de nişasta hidrolize edilmiştir hocam. Sonuçta nişastanın da yapısında glikoz var. Ve nişasta hidrolize edilirse açığa glikoz çıkar. Bu da doğru. Peki sükroz sentezi olabilir mi hocam? Hayır, sükroz sentezi olamaz. Çünkü sükroz sentezinde glikoz artı fruktoz birleştirilip sükroz olur. Dolayısıyla arkadaşlar burada glikozun azalması lazım. Artması değil. Şimdi hayvan hücresini kontrol edelim. Burada glikoz azalmış. Demek ki kullanılmış. Ya bir şeyin sentezi, mesela glikojenin sentezinde kullanılmıştır. Ya da ben enerji üretmek için onu solunumda ATP'ye dönüştürmüşümdür. Dolayısıyla bu ifade doğru. Laktozun hidrolizinde arkadaşlar, laktoz hidroliz olursa yani su ile parçalanırsa glikoz ve galaktoz meydana gelir. Dolayısıyla glikozun azalmasını değil artmasını beklersiniz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. KLMN polisakkaritlerin özellikleri verilmiş. Açıklamalarından hangisi yanlıştır diyor. Bakın K polisakkariti hayvan hücresinde de depolanır. K mantarlarda depo. K mantarlarda depoysa hocam bu glikojendir ve glikojen
hayvan hücresinde de depolanır. L polisakkaritin nişastadır. L bitkilerde depo. Bitkiler ne depolar hocam? Nişasta depolar. M polisakkariti karbonhidrojen oksijen azot atomları bulundurur. Bakın yapıya katılan mantarda yapıya katılan kimdir? Çeperin yapısında kitin vardır ve kitinde azot bulunur. Doğru. N polisakkariti suda çözünmez. N yapısaldır. Dolayısıyla bakın bitkide yapısal sellozdur. Hatta örneğini şöyle vermiştim. Yağmurdan sonra kaybolan bir ağaç var mı arkadaşlar? Yok. Düşünsenize yağmur yağıyor. Selloz çözündüğü için ağaç eriyor. Peki L ve N polisakkaritleri hayvan hücresinde hidrolize uğrayabilir. Arkadaşlar çok dikkat edin. Bakın hayvanda dememiş öncelikle. Hayvan hücresinde demiş. Sizin hücrenizin içinde nişasta ya da selüloz zaten bulunmaz arkadaşlar. Ha şöyle söyleseydi. Hayvanda sindirilir mi? Nişasta bizim kendi enzimlerimizle, selüloz da bazı hayvanların mide ve bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmalar tarafından sindirilebilir. Ama tekrar edelim, hücremizin içinde nişasta, selüloz bulunmaz. X, Y ve Z disakkaritlerinin sentezi şematize edilmiştir. Buna göre X, Y ve Z disakkaritleriyle ilgili hangileri doğrudur? Bakın iki tane glikoz bir araya gelerek kimi oluşturur? Maltozu. Bir glikoz, bir fruktoz neyi meydana getirir arkadaşlar? Sükrozu. Glikoz ve galaktoz kimi meydana getirir? Laktozu. Bakın X ve Y molekülleri bitkisel, Z molekülü hayvansaldır. Doğru. X, Y ve Z molekülleri insanın sindirim kanalında hidrolize uğrayabilir. Evet, maltaz, sükraz ve laktaz enzimleriyle ince bağırsakta sindirilebilirler. Z molekülü insana ait bir hücrede solunum tepkimesinde doğrudan substrat olarak kullanılabilir demiş. Hayır, doğrudan kullanılamaz arkadaşlar. Önce hidroliz edilip monosakkaritlerine çevrilir. Monosakkaritler solunuma katılacaksa katılır. Tamam mı? Büyük bir molekül doğrudan hadi ben solunuma gidiyorum enerji vereceğim diyemez. Öncelikle onu hidroliz etmeniz lazım. Cevabımız ne oldu? C seçeneği. İnsanda gerçekleşen X, Y, Z karbonhidrat metabolizması olayları verilmiş. Açıklamalarından hangisi yanlıştır diyor. X ve Y olayları hidroliz, Z dehidrasyondur. Bakın maltoz sindirilmiş, glikoz olmuş. Nişasta sindirilmiş, glikoz olmuş. Bunlar hidroliz. Ama burada ne olmuş bakın? Glikoz azalmış, glikojen artmış. Bu bir dehidrasyon reaksiyonu. Bu ifade doğru. X ve Y olayları hücre dışında, Z içinde gerçekleşir demiş. Bakın bir kere insan hücresinin içerisinde maltoz ve nişasta olmaz arkadaşlar. Nerede olur? İşte ağızda, bağırsakta bunlar sindirilir, sonra hücreye alınır. Lütfen bunu unutmayın. Ama glikojen kaslarda ve karaciğerde sentezlenebilir. Z olayı insanın çizgili kas ve karaciğer hücrelerinde meydana gelebilir. Şimdi söyledik. Z olayında ATP harcanırken X ve Y olaylarında ATP sentezlenir demiş. Hayır. Çünkü X ve Y olayları hidrolizdir arkadaşlar. Hidrolizde ATP ne harcanır ne de sentezlenir. Dehidrasyon reaksiyonlarında ATP harcanır ifadesi doğru ama burası bozmuş. X ve Y olayları sonucu oluşan glikoz molekülleri Z olayında kullanılabilir. Evet, glikoz aynı glikoz sonuçta. Sindirdiniz, glikozu kana karıştırdınız, sonra hücreye alıp glikojen sentezlediniz. Cevabımız D seçeneği.